sıra şeker hastalığıyla devam edelim dilerseniz. Çünkü bu da çok önemli bir konu. Çocuk yaştan başlıyor ve sürekli tedavisi mümkün değil diye biliniyor. Bitkisel yollarla tedavisi mümkün müdür? Şeker düşmesi ya da yükselmesi için aynı ürünler mi kullanılmalı? Ha, çok güzel maşallah. Evet doğru. Güzel bir soru. Enteresan. Evet çok güzel. Şimdi buraya az önce dedim ki Profesör Doktor Gökhan Hotamüşlügil çok güzel bir buluş buldu. Kalsiyum yetersizliği. Kalsiyum yetersizliği. Asidoz yani yanlış beslenme aşırı et, peynir, yumurta yeme asidoza sebep olur. Asit de kandaki kalsiyum emer 1, kemiklerdeki kalsiyum emer 2, hücre içerisindeki kalsiyum emer 3. Kalsiyum yetersizliği de neye sebep olur? 1. Asidoza sebep olur. Obeziteye sebep olur. Şeker hastalığına sebep olur. Tansiyon, kolesterol, lipide vesaire sebep olur. Yani hastalıkları tetikleyen kalsiyum yetersizliğidir. Kalsiyum yetersizliğini ortadan kaldırırsanız problem ortadan kalkar. Mesela gurmar isimli bir bitki var. Hindistan'da yetişir. Gurmar. Latincesi Cinnema silvestris. Bunun birleşinde cinnamik asit diye bir asit var. Yani bitkisel bir asit, tehlikeli bir şey değil. Asit deyince bazıları yanlış anlaşıyor. Elmada ne var? Malik asit var. Limonda ne var? Sitrik asit var. Elma ile limon zararlı mı? Değil. Gurmarda da böyle bir bitkisel asit var. Bitkisel, kimyasal değil. Asitler sınıf sınıftır. Bitkisel asit tehlikeli değil. Burada gurmarın birleşimindeki cinnamik asit pankreasta inzülin salgılayan beta hücrelerini harekete geçiriyor ve şeker hastalığını önlüyor. Hindistan'da bu nedenle bu bitkiye şeker sıfırlayan denir. Şeker sıfırlayan. Gurmarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda şeker hastalarının iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Biz de gurmarla ilgili bir araştırma yaptık. Birleşiminde gurmar ekstresi, keçi sedefi ekstresi, yaban meselesi ekstresi, kara hindiba ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan çok özel bir formülümüz var. Gurmar Forte. Kullandığı zaman kişi şeker hastalığından yavaş yavaş kurtulur. Zaten birçok insan hamdolsun yardımcı olduk. Önemli olan geç kalmamak. Pankreası limona benzetelim. Sıkarsınız, sıkarsınız, sıkarsınız. İçinde bir damla su kalmaz. Ha, o zaman bitmiştir. Çıkacak bir şey yok. Pankreaste inzülin salgıladığı sürece yenilenebilir. Ama artık beta hücreleri yok olmuşsa yapılacak bir şey yok. Son noktaya gelmeden kişi tedbirini alırsa şekerden kurtulur. Ne kadar sürede kurtulabilir ve ne kadar sürede kullanmalıdır bu bitkisel çözüm yollarını sizin? Yani tabii ki her kişiden kişiye göre değişir ama ortalama olarak söyleyecek olursak. Hastaya göre değişir. Mesela bir beyefendinin şeker hapı almasına rağmen 400'lerden aşağı düşmüyordu. Bana geldiğinde dedi ki ne kadar sürede iyileşirim? Ben dedim ki 3-4 ay. Peki dedi. 2 ay sonra şekerini ölçür, 150'lere düşmüş. İnanamamış, geldi bana dedi ki sen 3-4 ay dedin ama ben 1,5 ayda şekerim 150'ye düştü. İyi, çok güzel dedim. Ama devam etmesi gerekiyor Tabii tedaviye. tabii, yani Kesin çözüm için. normale dönene kadar. Ondan sonra da dikkat etmek gerekir. Yani ben iyileştim diyor. Şekerli, hamurlu yiyeceklere haydi Allah başlamamak gerekir. Bu beyefendi mesela iyileştikten sonra tekrar bana geldi. Gelmeden önce gitmiş kafeteryaya orada dondurma yemiş. Yarım kilo dondurma yemiş. Denemek için acaba şekerim yükseliyor mu diye. Yarım kilo dondurma da yenmez. Yani bir hem şeker hastasın hem yarım kilo dondurma yiyor. Gitmiş test yapmak için acaba Gökçe'nin iksir, aloe vera jeli, gurmar fortesi etkili mi değil mi test yapacak. Yarım kilo dondurma yemiş, beklemiş biraz sonra eczane gitmiş kan şekerini ölçtürmüş. Bakmış ki hiçbir şey yok. Her şey normal. Geldi bana dedi ki mükemmel bir ürünüm var. Neden? Vallahi yarım kilo dondurma yedim dedi aylar sonra. Hiçbir şey değişmedi. Allah senden razı olsun dedi. Bunu kullanmak için yaş farkı önemli mi? Çocuk ya da hani ortalama bir yaş söyleyecek olursa çocuklar için de gençler, çocuklar kullanabilir mi bunları? Her yaş herkes kullanabilir. Sadece burada
Şeker tip 1 mi, tip 2 mi? Hangi tür şeker? Tip 1 ise ve yeni yakalanmış da yakalanır yakalanmaz mesela müdahale edilirse tedavisi kolay. Mesela bir genç ağrı kesiciler kullanmış, antibiyotikler kullanmış, bir sürü ilaç kullanmış. Ay hastalık nedeniyle birdenbire pankreas iflas etmiş. Doktorlar demiş ki tip 1 ömür boyu incirin vurulacak. Bana geldi dedim ki ya tip 2 olsaydı problem değildi ama tip 1 bilmiyorum dedim. Yani ne bileyim ya zor bir şey. Deneyeceğiz dedim. 6 hafta bir deneyelim. Olursa olur, olmazsa siz bilirsiniz dedim. Yani bir şey yapacak bir şey yok. 6 hafta denedi, insüline gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde normal olarak bu hücreler yani modern tıbba göre dönmez geri onlara göre. Ama normale döndü hamdolsun. Yani mümkündür. Her şeyin tedavisi mümkün. Zaten kurmarın da Hint dilindeki adı şeker sıfırlayan demektir. Çünkü beta hücrelerini tekrar faal hale getiriyor. Beta hücreleriyle diğer hücreler birbirinden farklıdır. Pankreasın içerisindeki hücrelerin normal hücreler, lipaz, amilaz, tripsin salgılar, adacık hücreleri sadece, yani şimdi pankreas 1 litreye yakın salgı salgılıyor da bunun sadece %2'si insülindir. Geri tarafı lipaz, amilaz, tripsin vesaire birçok şey salgılıyor. Peki bu hastalık olarak değil de yemek yemediği zaman ya da o ihtiyacı gidermediği zaman şeker düşüyorsa yine aynı şekilde bu dediğiniz gurmeyi mi kullanması gerekiyor kişinin yoksa başka bir ürün var mı? Yani bir rahatsızlık yok ortada mı? Kurmar, kurmar. Aynı evet, şekilde. Aynı çünkü beta hücreleri faal hale geldiği zaman, tekrar normale döndüğü zaman, şimdi beta hücresi dedim, diğer hücrelerden farklı olarak narin hücre. Pankreas yağlandığı zaman veya herhangi bir enfeksiyon kaptığında kişi, bu hücreler sıkışıyor, böyle sertleşiyor, sert hücreler tarafından sıkıştırılıyor. Fonksiyonu yapamaz hale geliyor. Evet. Tekrar eski normal haline döndüğü zaman normal fark etmez. Yüksek kanda şeker yükselsin, düşsün, hipoglozemi, hipoglozemi fark etmez. Evet. Normale döner.